İnsan bildikçe var olandır. Ben bilmek istedim ve döndüm yüzümü kitaplara. Servet veya şöhret içinde istemedim bunu. Hayır. Benim yüzümde dünyanın bütün hazinelerinin değeri bir kitap kadar değildir çünkü. Hakk'a inandığım gibi inandım ben bilme. İşte böyle döndüm cihadı asgardan cihadı ekbere. İşte böyle duydum ben sesini kitaplara. Batı'da adına Hacı Kalfa dediler. Üç kıtanın hakimi Osmanlı'nın en büyük alimiydi. Karanlıkta tutunmuş kalmış halkına zekası, eserleri ve bilgisiyle ilham verdi. Kitaplara adanmış bir hayatın hikayesidir onunki. Hak ettiği adıyla, kitaplarla konuşan adamın veya bildiğimiz adıyla Katip Çelebi'nin. ...1609 yılında Mustafa adıyla İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldiğinde, İtalya'da ünlü bilgin Galileo'nun, büyük fizikçiler Vivien ve Torricelli'nin, Fransa'da matematikçi Fermat'ın, İsviçre'de ise Pascal'ın zamanıydı. Buna rağmen çağdaşları kendi yüzyıllarına onun adını verdiler. 1624 yılında henüz 15 yaşındayken Osmanlı ordusuyla birlikte katip olarak Tercan ve Bağdat seferlerine katıldığında ilk defa görür savaşı ve onun acı yüzünü. Çağının en büyük ordusuyla çıktığı bu sefer sırasında bulunduğu her bölgenin sahaflarını bitmez tükenmez bir şevkle gezer. İç ruhunu o topladığı kitaplarda bulacaktır. 10 yıl ve birçok sefer sonunda artık kendi deyimiyle cihadı asgardan cihadı ekbere dönmenin zamanı gelmiş, yıllar sonunda hakikati ve huzuru bulduğu ilme vermiştir kendisini. Bu sebeple dönemin ünlü bilginlerinin medreselerde verdiği tarihten tıbba, coğrafyadan astronomiye bütün derslere katılır. Onun için artık sadece ilim ve ilmin ona verdiği haz vardır. İşte tam da bu dönemde babasından kalan parasının ve zengin bir akrabasının vefatıyla kendisine düşen mirasın 300 bin akçelik kısmını kitaplara harcar. O hem dostluğu, hem aşkı, hem de mutluluğu kitapların ona açtığı sonsuz dünyada bulmuştur. Öyle ki bazı günler güneş battıktan doğuncaya kadar başını kitaplardan kaldırmaz, sabah olduğunu ancak güneş hayli yükseldikten sonra fark ederdi. İşte böyle geçmişti tam tamına 10 sene. 10 sene boyunca kitaplarla baş başa. Okudu, okudu ve okudu. Kitap ne hayırlı arkadaştır ve ne güzel dosttur. İnsan onunla konuşmaktan sıkılmaz. Ulu bir cömertler cömertidir ki, kendisinde bulunan nefis incilerden hasislik etmez. Fakire de verir, zengine. Ünlü tarihçi Şehrizade, onun hakkında şu hikayeyi anlatmaktadır. Katip Çelebi bir gün Şeyhülislam Yahya Efendi'nin konağına misafir olmuştur. Sohbet bir müddet devam ettikten sonra Yahya Efendi sorar. Çelebi, hanenizde Osmanlı tarihine dair 1000 ciltten fazla eser olduğu söyleniyor. Doğru mu? Katip Çelebi şöyle cevap verir. Olmak gerektir. Fakat bakışlarından Şeyhülislam Efendi'nin kendisine inanmadığını sezmiştir. Ertesi gün katır üzerine birbirinden farklı 1300 cilt kitap yükletir.
Yahya Efendi'nin konağına getirir. Yahya Efendi kitapları görünce şaşırıp kalır. Katip Çelebi, Efendi Hazretleri, bunlar yalnız ciltli olanlardır. Evde ciltsiz olarak bundan fazlası da var. Yaşadığı dönem, Osmanlı'nın içeride bazı kurum ve kuruluşların çöktüğü ve Celali isyanlarının ülkeyi kemirdiği, ayrıca Kırdızadelilerin başlattığı din eksenli taassubun yükseldiği, dışarıda ise Girit Savaşı'nın devlet ekonomisi üzerindeki olumsuz yansımasına ilaveten, Amerika'nın keşfiyle Avrupa'ya ulaşan altın ve gümüşün Osmanlı maliyesini krize sürüklediği zor zamanlar olmasına rağmen, Katip Çelebi halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışarak din eksenli taassubun tamamen silinmesine büyük katkı sağlamış ve kendini coğrafyadan tıbba, tarihten felsefeye, astronomiden fiziğe, her alanda ilim öğrenmeye, düşünmeye ve eser telif etmeye verebilmiştir. ...1642'de tamamladığı ilk yapıtı Arapça Fezleke'de Katip Çelebi, tarih alanındaki temel yapıtlarının bir bibliografisini vermekte, aynı kitapta dünyanın yaratılışından o zamana dek kurulan devletleri ve meydana gelen önemli olayları sıralamakta, devamı Türkçe fezlekesinde ise 1591-1654 yılları arasındaki olayların kronolojik sıralamasının ardından devlet adamları ve bilginlerin yaşam öykülerinden ve yapıtlarından söz etmektedir. O sıralarda Batı'da çağdaşı Galileo gözlemleri sayesinde keşfettiği doğrular yüzünden Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmaktaydı. Galileo, dünya yuvarlak diyordu. Ayrıca Kopernik'in 100 yıl önce keşfettiği gibi evrenin merkezinden dünyayı alıyor ve yerine güneşi koyuyor. Hatta dünyamızın güneşin etrafında dönen bir yuvarlaktan ibaret olduğunu iddia ediyor. Su götürmez bilimsel kuramlarla açıklıyordu. Yaşananlar, eski gücünü kaybetmeye yüz tutmuş Katolik Roma Kilisesi için çok fazlaydı. Bugüne kadar iddia ettikleri bütün öğretilerle çelişen, hatta onlarla alay eden bu dinsiz bilgini derhal yakalayıp sözde doğru yola döndürmek, Roma Kilisesi'nin en büyük hedefi haline gelmişti. Her şeye rağmen Galileo diz çöküp af diledikten sonra dahi ayağa kalkarken sadece arkasındakilerin duyabileceği bir sesle "Dünya yine de dönüyor" diyordu. Osmanlı'da ise Katip Çelebi Cihan Yuma'da Galileo'nun bu iddiasını desteklemesine rağmen ne Galileo gibi yargılanıyor ne de tartışmalara yol açıyordu. Çünkü ne acıdır ki kimse onu okumuyordu. Bu dönemde kaleme aldığı üçüncü eseri Takvim-ü Tevarih'te ise zamanın başlangıcından o zamana dek geçen tarihsel olayların bir kronolojisini vermektedir. Bu muazzam eser devlet içerisinde de yankı uyandırmış, Katip Çelebi ikinci halifeliğe getirilmiştir. Benim bütün uğraşım da gayem odur ki, kişi için en yüksek mertebe ve en büyük saadet Allah'ı tanımaktır. Bilhassa nereden gelip nereye gittiğimizi bilmektir. Bana göre ilim, onu tanımanın bir vasıtasıdır. Onun için makam ve mertebenin asla önemi yoktur.
İşte bu sebeptendir ki bildiği doğrudan asla şaşmaz, çekinmeden söylerdi. Bu güzel meziyeti, adaleti ve zekasıyla birleşince devlet idareleri ve halk üzerinde her zaman etkili olurdu. Tartışmaların getirdiği akılcı çözümler ve sorunları ele alış biçimi herkes tarafından beğenilirdi. Benim korkum sadece haktandır. Yaratılandan yana korkum yoktur. İster en zengin olsun, ister en güçlüsü. Hepsi eşittir benim gözümde. Tıpkı onun gözünde olduğu gibi. Devlet idaresinin en üst makamında oturan 4. Murat gibi bir padişaha bile Nizamül Hak'ta nasihatlerde bulunmakta çekinmemiştir. Bence padişah hazretlerine yaraşan nasihat budur ki, farzları ve vacipleri yerine getirip İslam akidelerini bilecek kadar ilimle din mevzuunda iktifa edip kendilerinin ilmihali olan hazine, asker ve halk işlerinin inceliklerini bilmeye çalışsınlar. Büyük ecdatları gibi tarih okuyup devletlerin hallerinden hisse alsınlar. Ve halkın örfünü öğrenip her asrın icabı neyse yumuşaklık ve sertlikle yüce devletin eski kanununu yürütsünler. Öteki devlet adamları ve saltanatın ileri gelenleri de bu yolda veli nimetlerine yardımda bulunsunlar ve ellerinden geldiği kadar onun iyiliğini istemeye himmet etsinler. Bu dönemde Osmanlı maliyesi girdiği dar boğazdan kurtulabilmek için bilhassa devlet maliyesinin düzeltilmesi gerektiğini idrak etmiş bir heyet toplanmıştır. Katip Çelebi de bulunduğu makamın önemine istinaden bu heyete davet edilmiştir. Bozuklukların düzeltilmesi için yapılması gerekli olanları bildirmek amacıyla yazdığı düsturu ameli işte bu divana sunar. Benim görüşüm odur ki, devleti Aliye-i Osmani duraklama dönemine girmiştir. İş başındaki kişiler bunun alametlerini görebilmeli ve tedbir almalıdırlar. Raporunda sarf ettiği cümleler bugün bile ülke idaresinde önemli yerlerde bulunan kişiler için mutlak uyulması gereken prensipler niteliğindedir. Buna karşın anlattıklarının sağır kulaklara çarpacağını çok iyi biliyordu. Gerçi ben raporumun kale alınmayacağını, dediklerimin uygulanmayacağını biliyorum. Fakat benim asıl korkum şudur. Allahu Teala yarın kıyamet gününde sen ki memleketin bir aydınıydın. Neden bu bozuklukları görüp de çarelerini söylemedin, üzerine düşeni yapmadın diyecek. İşte o zaman ben bu raporumla bana düşeni yerine getirdiğimi gösterip kendimi vebalden kurtarabilirim. Çelebi bir eserinde Avrupalıların dinleri, hükümdarları, idare tarzları ve ileri olduğu hususları kendinden sonraki nesillere açıklar. Çelebi, literatüre demokrasi kelimesini ilk defa bu eserinde yerleştirecektir. Sadece demokrasi de değil, ilk kez monarşi, aristokrasi, demokrasi, anayasa, parlamento, centilmen ve akademi gibi birçok siyaset ve bilim tarihi terminolojileri Katip Çelebi'nin araştırmaları sayesinde girmiştir. Katip Çelebi, coğrafyada yeni bir sayfa açtığı İslam coğrafyacılığının yanında, Hristiyan coğrafyacılığının temeli Batlamyus kuramına ve Batı kaynaklarına da dayanan en parlak, en usta eserini Cihannüma'yı uzun uğraşları sonucu tamamlar. İlk Cihannüma'sı Osmanlı Avrupa'sı, Anadolu, İspanya ve Kuzey Afrika'yı kapsayan birçok harita barındırmasına rağmen, kitap henüz tamamlanmadan eline geçen Mercator'un atlası, onu
İkinci Cihan Yumağı'yı yazmaya iter. Batıda Mercator'un Atlas Minörü ile, batılı coğrafyacılardan Culverius ve Lorenz'in yapıtlarından, doğuda ise eski Arap, İran ve Osmanlı eserlerinde yararlanmıştır. Cihan Yumağı, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya yönelik bir giriş bölümünün ardından, Japonya'dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Son olarak, İslam coğrafyasındaki bilgi yanlışlarının harita kullanmamaktan ileri geldiği tespitinde bulunarak, yine zamanın çok ilerisinde tespitlerde bulunmakta, özellikle muhteşem çizimleriyle evren modeli ve dünya haritaları, günümüz teknik ekipmanlarıyla edilebilecek kesinlikte tespitler içermektedir. Eser, 1732'de İbrahim Müteferrika tarafından basıldığında Osmanlı'daki ilk basılmış eserlerdendir. Pek çok Batı diline çevrilir ve yüzyıllarca pek çok Batılı seyyaha rehberlik eder. Avrupa ismi, Şam ve Magreb padişahlarının sevgilisi Avruhamya'dan öğrenmiştir. İtalya ili hala Rum'un kuvvet ve kültür merkezidir. Portekiz, Batı Hindistan üzerinde işgalci bir konuma girmiştir. Hicaz ve Yemen sahilleri de işgal etmeye yönelik düşünceleri vardır. İslam kaynaklarının iddia ettiği gibi Büyük İskender dünya turu yapmamış, sadece Doğu seferi yapmıştır. Yeni Dünya, kıymetli madenler konusunda sonsuz zenginidir. Japon kavmi kadar üst makama itibar eden kavim yoktur. Daha bunlar gibi nice eser, nice yapıt sığdırdığı kısacık hayatı, 6 Ekim 1657 yılında bir cumartesi günü aniden sona erdiğinde, arkasında 27'den fazla eser ve adını yazdırdığı bir çağ bırakmıştır. Bizler onu şükranla ve minnetle anarken, dünyada ise artık onun öngördüğü gibi alimler toplumların temelini oluşturuyor, hatta din ve bilim artık çatışmıyor, aksine birbirini tamamlıyor. Ve bizler onun dünya üzerinde bıraktığı izleri kah görmüyor, kah görüp fark etmeden geçiyoruz. Kim bilir, belki de o hala sahaflarda, aşkla bağlandığı kitapların satırlarında veya hep yazdığı uzak diyarların kuytularında gezinmekte, bizi izlemekte, belki de gülümsemektedir. Ve üzerinden yüzyıllar geçse dahi, Katip Çelebi'nin dediği gibi, kişinin bilmediği, onun hala en büyük düşmanıdır.